Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nın 6. gününün 2. videosundayız. Açı kenar bağıntıları ve üçgenden merkezler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani yeni nesil ağırlıklı soruların çözümlerini yapacağız bu dersimizle bu tekrarımızla. Evet sayfa numarası kitabımızda 53, 54 ve 55'i halledeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 12'de kalmıştık. ABC bir üçgen ve o çevre çemberin merkezi. Çevre çemberin merkezi neydi ya özelliği falan filan. Arama kardeşim. Arama. Öyle özellik falan arama. Çiz bakayım çevrel çemberi. Hop çizdin. Hocam çemberin merkezi burası ya. En etkili silahımız da çemberde. yarıçap çizmek ya. Al sana yarıçap, Al sana yarıçap. Bu yarıçaplar birbirine eşit. 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 Hocam ikiz kenardan dolayı alfa ise alfa. Şurası A açısıysa hatta X açısıysa burası da X yapar. E buraya Y açısı dersen burası da Y yapar. Bak X artı Y kaç oldu burada? 80 oldu. E burada alfa isteniyor bizden. Bak büyük üçgene 2 alfa, 2 x ve 2 y açıları var. Toplamı 180 yapmalı. x artı y 80 olduğundan 2 x artı 2 y 160 yapar. 2 alfa eşittir 20 yapar ve alfa da böylelikle 10 çıkar. O zaman 12. soru akçay oldu. Geldik 13'e. Bak çevrel çemberin merkeziymiş. Hemen çiz kardeşim çevrel çemberini. Şöyle çevrel çemberi çizdik. Çevrel çemberi çizince şöyle çizdik. Merkezimiz burası ya. Hocam çemberden Çevrel çemberde ne yapıyoruz? En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap, Al sana yarıçap, Al sana yarıçap. Bu yarıçaplar nedir? Birbirine eşit bak ezber yapmaya gerek yok. A ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu. Tabanı iki eş parçaya böler. İkisi kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya böler. Bitti. AB uzunluğu 14 ise 7 7 oldu burası. BC uzunluğu 30 ise 15 15 oldu burası. OD uzunluğu da OD şurası da 24 verilmiş. E, 7, 24, 25 üçgeninden 25 çıkar burası. E burası da 25. Bir de burada bir pisagor yap bakalım. Burada 15, 25, 15, 20, 25 üçgenden burası da 20 çıkar. O, E isteniyor. Cevap 20 çıktı. Herhangi bir şekilde ezber yaptık mı? Yapmadık. 13. soru C an oldu. Geldik 14'e. ABC bir üçgen. O çevrel çemberin merkezi. Madem çevrel çemberin merkezi bu. Arkadaş burada merkezden kirşe indirilendik. Hadi şöyle görelim. Şeklen görelim şekil karışacak diye böyle çizmek istemedim ama dur bakalım çizelim. Hocam merkezden kirişe çizilen dik iki eş parçaya böler. Niye? En etkili silahımız yarıçap, yarıçap, yarı çap, yarı çap yarı çizince. Hocam bu yarıçap, bu yarıçap, bu yarıçap. çap. X kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya. X kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya. Böldüm böldü. Tamam bunların ispatını yaptık şimdi. Bunlar eşit. Ben X'e ulaşmak istiyorum. 3'ün 5'in hesabını da yapacağız ya. 3'ü 5'i kullanacağız ya burada. 3'ü 5'i nasıl kullanabiliriz burada? Arkadaş şöyle bir şey çizersek şu uzunluğu bulabiliriz. Hocam bu uzunluğu bulduktan sonra ana eşit eşit orta taban çıktı. Mükemmel bir soru. Dur. Daha mükemmelliği burada bitmedi. Bu arada şuradaki dörtgene bakar mısın? Hocam burası 90 burası da 90. 90 90 180 ikisini toplamada 180 yapmak zorunda. O zaman buraya 120 derece kaldı. E şimdi burası 120 derece ise şunu çizdiğimizde ne yaparız? Normal dik çizerek şuraya ulaşırız. 1. 2. Kosinüs teoreminden şuraya ulaşırız. 2. Üçüncü de nedir? Ya benim böyle çok değer verdiğim değerli üçgen mi diye mi YouTube'da, YouTube'da, Instagram'da da aynı şekilde şey yapmıştım. Benim için en değerli üçgen diye bir short hazırlamıştım biliyorsunuz. Hatırlatayım. E eşkenar üçgende bir kenarı 8 birim olan eşkenar üçgende şurası 3'e 5 şeklinde ayrıldığı zaman burası 7 oluyordu. İspatlı yapmıştım. Bu 60-60-60 ya bak 3, 7, 8 ve 5, 7, 8'de 7'yi gören 60'ar er derece oluyor demiştim. Hatta şurada da bir eşkenar üçgen oluşturursam 3'lük 3, 3, 3. Hocam buraya 5 kaldı. E, burası da 60 yaptı ya buraya 120 kaldı. Şu üçgene dikkat et. 3, 5, 7. 7'yi gören bu sefer 120 derece. Bak şu üçgenler değerli üçgenler. 3, 7, 8, 5, 7, 8, 7'yi görenler 60'ar er derece. Hatta 3, 5, 7 de özel değerli bir üçgen. O da 7'yi gören 120 derece bu sefer. Bak burada 3 var 5 var 120 var. E, 3, 5, 7 üçgeninden. Direkt burası 7 çıkar mı çıkar. Lütfen bu kalıbı bilin. ÖSYM seviyor. ÖSYM sevmese ben bunu sana bil diye diretmem. İspatlı bir şekilde de sana bunu gösterdim. Şimdi de gösteriyorum. Instagram'daki o videoya bak lütfen. Ya da YouTube'da da vardı short şeklinde. Lütfen ona bir bak. Ne demek istediğimi anlarsın. Çok güzel bir video. Onu mutlaka izle. Onlar da bir tekrar short videolarında. Boş videolar yapmıyoruz orada. Hep dolu videolarla karşınıza çıkıyoruz burada farkındaysanız. Neyse burada ne çıktı? Bunlar birbirine eşit. Bunlar da eşit. E, burada orta taban çıktı. Yani orta tabandan dolayı bunlar birbirine paraleldir. 7 ise burası kaç çıktı? 14 çıktı. Yani cevap 14. soruda 14 oldu. Denizli oldu. Mükemmel bir soruydu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Evet geldik bir sonraki soruya 15'e. Bir oyun parkında oyun oynayan 4 çocuğun bulundukları A B C D noktaları bir dörtgenin köşelerini temsil etmektedir. İşte bizden en son bla 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 bir şeyler demiş 4 9 6'yı açıklamış. B ile C arasındaki çocuklar arasındaki uzaklık tam sayı olarak en fazla kaç metre olabilir diye soruluyor. Arkadaş en fazla soruluyorsa ilk önce Y'nin en büyük değerini bulmalıyım. Y toplamlarıyla farkları arasında 9 6 artıyla 9 eksi 6 arasında 3 ile 15 arasında. O zaman ben Y yerine hocam 14 yazayım. Değil. Dur. Soruyu iyi okuyalım. D ile B arasındaki mesafe tam sayı demiş mi bize? Bizden B ile C yani X'in tam sayı değeri istemiyor. Bak A, B, C, D noktaları dört kere köşelerini temsil etmektedir. A noktasındaki çocuğun B noktası çocuğun uzaklıkları verilmiş böyle. Şuradaki uzaklık tam sayı olacak diye D ile B arasındaki uzaklık tam sayı olacak diye bir şey söylememiş. O yüzden buraya 14 yazma. E ne yapacağız? Şimdi burası 3 ile 15 arasında ya. 14.999 da yazabilirsin ya da benim taktiğim neydi? Sınır noktasını yazalım. En büyük 15. 15'ten küçük olacak burası. E sonra burada da bir üçgen eşitsizliği yapalım. X toplamlarıyla farklar arasında topladığımız zaman 19'dan büyük sayı yaptı burası. 19'dan küçük sayı yaptı pardon. E Çıkarttığın zaman da burası ne yapıyor o zaman? 11'den küçük bir sayı yaptı. Biz de aralığı bulduk en fazla kaç metre olabilir diye soruluyor. Bak burası 19'dan küçük bir sayı. Yani 18.99999 gibi bir şey. O zaman X'in en küçük tam sayı en büyük tam sayı değeri kaç yapar? 18 yapar. E o zaman cevap 18 olacaktır. Örnek 15 denizli oldu. Geldik örnek 16'ya. Hatice öğretmen sınıfında yapacağı bir etkinlik için öğrencilerine farklı uzunluktaki metal çubuklarını ölçüp öğrencilerini bilgilendirmiştir. İşte çubuk uzunlukları verilmiş. Bu metal çubuklarla ilgili kırmızı, kırmızı uzunluğu kaç? 5, mavi 7, yeşil 14. Hemen üçgen eşitliğine bakalım. 5'i araya alalım. 14 artı 7 ile 14 eksi 7 arasında oluyor mu? Olmuyor. Bu bir üçgen belirtmez. Bu üçgen oluşturabilir demiş bu o zaman yanlış oldu. Öbürüne bakalım yeşil yeşil uzunluk 14 kırmızı uzunluk 5 pembe uzunluk 8. Üçgene sizi bakalım hemen 5 araya aldım 14 artı 8 ile yani 22 ile 14 eksi 8 6 arasında mı hayır bu bir üçgen oluşturmaz demiş yani bu ifade doğru bir ifade üçgen oluşturmaz ama oluşturulamaz diye söylemiş zaten doğru. Ee, yeşil sarı ve pembe çubuklarla hemen yeşile bakıyorum 14 Sonra sarıya bakıyorum. 10 ve pembe çubukta 8. 14 ağrıyı alalım. 18 ile 2 arasında mı? Evet bu üçgen oluşturabilir demiş. Bu da doğru söylemiş. Bize hangisi doğru söylemiş diye söylüyor. 2-3 yani cevap denizli çıktı. 16. soruda. Geldik 17. soruya. Şöyle bir katlama var. E arkadaş ben bunu böyle katladığım zaman üstte binen açılar eşit. Burası 36-72 verilmiş ya. 36-72 daha 108 buraya da 72 kaldı. Ben bunu böyle katladığımda üst üste binen açılar eşit ya. Burası da 36 yaptı. E tamamı 72 idi. Burası da 36 oldu. 36, 72, 180'e tamamlayan açısı. Burası da 72 yaptı. Dikkat. Şu kenarla şu kenar eşit değil mi? İkisi kenarlıktan. Evet. Burada da ikisi kenarlık çıktı. Burası da eşit oldu. Hatta şunlar da birbirine eşit. Şurası da 90 derece. Neyse. Şimdi buna göre diyor BD. Bak şu kenarları inceleyeceğim. BD'yi incelemek demek. BD'yi incelemek demek. Çift çizgilerden birini incelemek demek. Sonra AC, DC. Bir dakika. Buna göre BD, AC, DC ve AE uzunlukları ile ilgili hangileri söylenmiştir? BD tamam çift çizgi inceleyeceğim. Sonra AC çift çizgi hala. DC burası ve AE şurasını inceleyeceğim arkadaşlar. Şu sarı uzunlukları inceleyeceğim. Şu çift çizgi BD uzunluğu çift çizgi. Tamam BD uzunluğu çift çizgi olarak aklımızda kalsın. E, burada arkadaşlar nasıl yorumlayabiliriz? Şuna bir A diyelim isterseniz çift çizgi uzunluklarına. Ondan sonra şuraya da B diyelim. Şuraya da C diyelim istersen. Normalde şuradaki dik üçgene bakacak olursak. Arkadaş bir kere A B'den büyüktür. A büyüktür B. Tamam uzunluk olarak yazdık. Hipotenüs olduğu için A B'den büyüktür. E, bu da x kenar zaten bunlar. C'ye bakacak olursak. Şuradaki üçgene bakacak olursak da 36'yı gören C. Burada 72'yi gören A. Burada da A C'den de büyük değil mi? Evet A C'den de büyük. Yani A hem B'den büyük oldu hem de C'den büyük oldu. E, o zaman Hadi bakalım en büyük kenar neresi oldu? A olmuş oldu. Ee, ama ben B ile C arasındaki bir ilişkiyi kurabiliyor muyum? B ile C arasındaki ilişkiyi maalesef kuramıyorum. O zaman şunlara bakalım. Şimdi BD uzunluğu. BD'ye zaten A demiştik. AC uzunluğu bu da A. Sonra büyüktür DC demiş. DC uzunluğu. Büyüktür DC. DC C. Yani A eşittir. A büyüktür C. A büyüktür C. Doğru bir ifade mi? Doğru bir ifade. Diğerlerinin olmadığını bakalım. AC'ye bakıyorum. A DC'ye bakıyorum C a ile C maalesef birbirine eşit değil yanlış a e ile BD eşit demiş a e ile BD birbirine eşit demiş Yani bu aE uzunluğu B ile a demek bu B ile a birbirine eşit değil arkadaşım bu da yanlış BD ile AC birbirine eşit BD ile a, C birbirine eşit Evet a a DC'ye bakıyorum C bu a küçüktür C demiş ama a büyüktür C olması lazım Bu da yanlış oldu A, C ile A, e birbirine eşit demiş. A, C ile A, E birbirine eşit. Yani burası A, burası B. Bunlar birbirine eşit değil. Dolayısıyla bu da yanlış. Yani cevap Akçay yaptı 17. soruda. Bu tür sorularda birbirine eşitler olduğu zaman A, B, C harflerini verirseniz şıklarda daha rahat bir şekilde arama yaparsınız. Yoksa işte B, D, A, C bilmem ne oralar biraz kafanızı karıştırabilir. Haberiniz olsun. Geldik bir sonraki soruya. Çekil 1'deki yere dik konumda bulunan 20 metre uzunluğundaki tahta baston kırılarak çekil görünüm görünümü almış. Buna göre bastonun kırılma noktasından yerden yüksekliğinin metre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değer nedir diye soruluyor. Arkadaş bizden ne isteniyor? Şu. X'in en büyük değeri. Şu X'in top, to, toplam uzunluk 20 değil mi? Evet burası da 20-X olacak. A burada bu dik üçgen oluşturmadı mı burada? Dik üçgende hipotenüs her zaman dik kenardan daha büyüktür. Ya da bu üçgende en büyük açı bu. 90, 90'ın karşısındaki büyük olmak zorunda. 20 x x büyüktür x olmak zorunda. Attım öbür tarafa. 20 büyüktür 2 x yapar. 10 büyüktür x yaptı. Yani x 10'dan küçük oldu. Zaten bizden x'in en büyük tam sayı değeri isteniyor. Cevap 9 yapar. Tam ÖSYM'lik güzel bir soru. Lütfen dikkat edin. Hoş bir soru. Örnek 18 Cihan oldu. Geldik örnek 19'a. Aşağıdaki ABC üçgeni şeklindeki karton DE boyunca kesilerek şu üçgen parçası atılmış. Daha sonra sırasıyla BD ve EC kenarlarının orta noktaların M ve N arasına bir gerginip yerleştirilmiş böyle. Yapıştırılmış daha doğrusu. 4 ve 8 verilmiş. Buna göre ipin uzunluğu santimetre cizinden alabileceği tam sayılar toplam nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bir de paralel değil olarak verilmiş. Paralel olsaydı yamuk olacaktı. Yamuktaki ort tabandan 8, 4 daha 12, 12 bölü 2'den 6 değerini de alabilirdi. Onu da unutmayalım. Eğer paralel bu cümle olmasaydı 6'yı da alabilecekti. Peki ben burada ne yapabilirim? Arkadaş şöyle bir dörtgen ya bir şey var elimizde ve bu uzunluk isteniliyor bizden. E ne yapabiliriz burada? Şu eşitleri biz kullanacağız. Bu eşitleri nasıl kullanacağız? Ya hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. E burada bir tane köşegen çizelim o zaman. Çizdik şu köşegeni. Hocam eşitlik görünce aklımıza ne gelir? Orta taban. Çizelim eşitliğin olduğu yerden. Ya aşağıya çizeceğim ya da buraya çizeceğim. Ama burası daha mantıklı sanki aşağıya da çizsem bu çizgiyle bir alakam olmuyor yani en azından. Değil mi? E o yüzden ne yapacağız? Şuraya doğru çizelim. Bu çizgiyi de kullanalım en Şuraya doğru çizdim. Hocam ort taban oldu. Şunlar birbirine eşit oldu. E burada da bir ort taban çizelim. Hocam burada da ort taban çizdik. Hop o da buraya denk gelmez mi? Eşit eşit. Bak 4 ise burası ort tabandan 2. 8 ise ort tabandan 4 oldu. Ana burada bir üçgen mi oluştu? Evet ve bizden x deniyor. X'in aralığının olduğu 2 ile 4 artı 2 ile 4 artı 6 arasında. 4 eksi 2 ile 4 artı 2 arasında. Yani 6 arasında olacak. Evet bak biraz önce paralel değil cümlesinden dolayı 6 değerini alamıyorum. Eğer bu cümle olmasaydı e, bu yamukta orta tabandan dolayı 12 bölü 2'den 6 değerini de alabilirdi. Yani eşitliği de düşünebilirdik arkadaşlar ama eşitliği iptal ettik. Hangi değerleri alıyor? 3, 4, 5 değerlerini alıyor. E, bunların toplamı isteniliyor. 5, 4 daha 9, 3 daha 12. Yani cevap balık kesir yaptı. 19. soruda. E, ee, biraz zor bir soruydu. Geldik 20'ye. Mehmet uzunlukları santimetre türünden birer tam sayı olan. Evet. Uzunlukları tam sayı olan şu çubukları ucuca ekleyerek aşağıdaki görseli oluşturmak istiyor. Sarı çubuğun uzunluğu 10 cm. Burası da 7 cm. Buna göre Mehmet'in oluşturmak istediği Görselin çevresi en az kaçtır diye soruluyor. Ama şu tam sayı olma şartını da unutma. Tamam Bunlar tam sayı olacak bu çubukların hepsi. Bir kere ilk önce şuraya bir x diyelim. x toplamlarıyla farklar arasında. Toplamlarıyla farklar arasında ne olacak o zaman arkadaşım? 10 7. 3 ile 10 artı 7. 17 arasında olacak. Ee, bunun en az değeri istenildiği için ne yapmak lazım? O zaman buranın en az değeri ne olması lazım arkadaşım? 3 ile 17 arasında 4 değerini alabilir. Sonra geldik buraya. Şuraya AB diyelim. E, o zaman bu AB 2 bilinmeyen varsa onu araya alacaksın. 10 toplamlarıyla farkları arasında A artı B arasında. Bir de A eksi B arasında olacak. O zaman A artı B direkt 11 diyebilir miyiz? En az diyebiliriz. Hocam biri 5 biri 6 olabilir. Sıkıntı yok. Normalde şu ikisi tam sayı olmasaydı ben bu ikisinin toplamına 10 demeyecektim. 10'dan büyük yani sınır noktası koyacaktım haberin olsun. Tamam ama bunlar tam sayı olduğu için toplamlarının da tam sayı olması lazım. A artı B 11 olacak o zaman. Şimdi buraya x buraya y dersem şuradaki üçgendeki üçgen eşitliğinden 7'yi araya alacak olursam 7 x artı y ile ya x y demeyelim m n diyelim çünkü x'i yukarıda kullanmışım. m artı n m eksi n arasında olmak zorunda. O zaman m artı n en küçük hangi değeri alır? 8 değerini alır. Çünkü m n tam sayısa toplamları da tam sayıdır. Ondan dolayı buna tam sayı değer yazabildim. E dolayısıyla şimdi bizden ne isteniyor? Çevresi. Bu görselin uzunluğu. Mehmet'in oluşturmak istediği görselin uzunluğu. Bir dakika. Buna göre Mehmet'in Mehmet'in oluşturmak istediği görselin çevre uzunluğu. Evet bunun çevre uzunluğu isteniyor bizden. Yani 4 artı burayı 4 bulduk ya. A artı B artı M artı N isteniyor bizden. A artı B kaç? 11. M artı N kaç? 8. 11, 8 daha 19. 4 daha 23. Yani cevap böylelikle Denizli yaptı güzel bir soru. Tam sayı olmasıyla olmaması arasındaki farkı da iyi düşün, iyi anla. Tamam. Tam sayı olmasaydı m artı +E neye sınır noktası yazacaktım. 7'den büyük bir değer olur diye yazacaktım. Haberin olsun. 20. soru Denizli oldu. Geldik 21. soruya. Aşağıda ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan üçgen şeklinde bir kağıt verilmiştir. Şimdi burası A, B, C verilmiş. Bu kağıt üzerinde iki farklı katlama işlemi uygulanıyor. Bir böyle katlamışım. Arkadaş bunun tamamı A, e, burası N şurası B burası da C vermiş. Ben bunu böyle katladığımda BB B oluyor değil mi burası? Evet. E burası kesinlikle x kenar çıktı. x kenarın taban açıları dar değil midir? Evet. Hatta ben buraya da dar açı diyebilirim. Çünkü dar açıyla neyin toplamı dar açı yapar? İki dar açının toplamı dar açı yapar. Yani burası kesinlikle dar. Yani yukarıdaki şu üçgende bu açının kesinlikle dar olduğunu buldum. Çünkü böyle ekstra bilgiler verildiğinde genişlik ya da darlığa dikkat edin diye söyledim. O yüzden aklım darlığa gitti. X kenar oldu. O yüzden burası dar dar. Hatta bu x kenar oldu ya böyle katladığımızda bu buraya düştü ya. Bu x kenardan dolayı burası da kesinlikle ama kesinlikle dar oldu. Sonra bu katlamada şöyle olmuş. Şu katlamada böyle olmuş. E hocam bunu da böyle katladığın zaman yani burada da bu arada bu katlamada bu buraya geldi. Şurası geniş açı oldu ve buradan dolayı da güzel bir şeyler de söyleyebiliyorum aslında. Hocam bu şuradaki üçgende en büyük açı geniş açı ya. Geniş açının karşısındaki C büyüktür. Buradaki B. Bunu kesinlikle ama kesinlikle söyleyebilir. Tamam. Ama A hakkında şu an bir yorum yapamam. Şuraya geldim. Şuradaki katlamaya. Bu A buraya geldi A olarak. E şimdi sen bunu böyle katladın. Burası 90 derece değil mi? Katlamada L noktası boyunca katladın. A buraya gelmiş. E çünkü katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Bu da aynı çizgi olduğu için burası da 90 derece oldu. E o zaman bu ben buranın A olduğunu biliyorum. Şuranın B olduğunu biliyorum. Şuranın da C olduğunu biliyorum. Şimdi de şu üçgene dikkat eder misin? Buradaki üçgen bir dik üçgen. Dik üçgendeki şuradaki açıdık kesinlikle dardır. Burası da geniş oldu. Dık, dikkat et. Şimdi şuradaki üçgene bak. Hocam geniş açı A C'den daha büyük oldu. A büyüktür C oldu. A güzel bir şey geldi. A C'den büyük. C de B'den büyük. A büyüktür C. O da büyüktür B. Çıktı mı karşımıza? Çıktı. Sıralama bu şekilde oldu. A C B şeklinde oldu. Güzel bir soruydu. Yani cevap balık Balıkesir oldu. Katlamayla genişlik darlık hikayesini kullandırdı bize burada soruda. Ya geniş açı a kare büyüktür c kare artı b kare şeklindeki ifadeyi kullandırmadı ama en azından buranın dar buranın geniş olduğunu söyledikten sonra geniş açının karşısındaki kenarın en büyük kenar olduğunu söylettirdi. Gerçekten hoş bir soruydu. 21. soru böylelikle balık Balıkesir çıkar. Geldik 22'ye. Aşağıdaki şekil bir de ASCII 21'imiz onun da. Tam ortadan yapılmış. Askı ipi 20 birim uzunluğundaysa eğer buraya da kaç kaldı o zaman 14 kaldı şekil 2'de. de. Bu çanta bir sonra sonra bu şekilde kaymış. Buna göre kare çantanın çevresinin uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değer en küçük tam sayı değerinden ne kadar fazladır diye soruluyor bize. Arkadaş buraya bir x değeri diyecek olursak bir kere burası hocam dar. İkiz kenardan burası da dar. E, buranın dar ya da geniş aldığını söyleyemem. Genişlik ya da darlığı burada uygulayamayız e, herhangi bir şekilde üçgen eşitliği uygulayacağız. X sıfırla kaç arasında oldu? 20 arasında oldu. Buraya bakacak olursak yine genişlik ya da darlık diye bir şey söyleyemeyebiliriz. Hocam burası geniş gibi duruyor. Hayır. Yani şurası 90 derece demiş olsaydı evet 90'dan büyük olacaktı ama onu söylememiş ki. Şekle de bakıp aldanamayız. Genişlik diyemeyiz burada. Buraya x diyecek olursak x de bu sefer ne oldu arkadaşım? Şu ikisinin toplamı 20 ile farkları arasında olacak. Farkları da 8 yaptı. Bak 0 ile 20 arasında bir de 8 ile 20 arasında oldu. Hocam hem 0'dan büyük hem 8'den büyük 8'den büyüğü alırız. Her ikisi de 20'den küçük 20'den küçüğü alırız. O zaman 8 küçüktür x küçüktür 20 mi yaptı? Evet. Şimdi bunun alabileceği en büyük tam sayı değer 19 yapar. En küçük tam sayı değer de kaç yapar? 8'den büyük 9 yapar. Bu iki ee, ama bir dakika çantanın çevresinin uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değer isteniliyor bizden. Hocam o zaman ben çevresi için bir kenara 9 yazarım. Çevresi kaç olur? Bak çevre 1. O zaman 4 kere 9 36 yapar. Çevre 2. 19 yazarım bir kenara. 19 yazdığım zaman bak pis pis, pis sırtıyorum dikkat edersen. Bir kenara 19 yazarsam ne olur? Bir kenara 19 yazdığım zaman da kare şeklinde bir çanta ya bu. E 19 x 4 76 yapar. Sen bunları topladığın zaman da ya bizden en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır diye soruluyor. 76'dan 36'ya çıkarttığın zaman bir dakika bu 19 e, 76 yapıyor değil mi? 4 kere 9 36. Evet. Çıkarttığımız zaman cevap kaç çıktı? 40 çıktı. A 40 şıklarda yok. Ne yapacağız hocam? İşte dur. O yüzden sakın tam sayı değer verme. Kenar. Karenin bir kenarına tam sayı değer demiş mi? Dememiş. Bizden ne isteniliyor? Çevre isteniliyor. Çevre isteniliyorsa ya sınır noktalarını yazarsın. Hocam en küçük 8. 8'den büyük yazarsın. 8'den büyük yazarsan çevre 1 ne olacaktır? Çevre 1 4 kere 8 32. 32'den büyük olacak. En küçüğü tam sayı olarak 33 olur. Ee, en büyük değer ne olacak? 20'den küçük olacak sınır noktası. 20 yazarsak bir kenarına ne oluyor? 20 yazdığımızda da 80 yapıyor. O zaman çevre 2 de 80'den küçük olacak. Yani burası da kaç yapar o zaman? 80'den küçük değer 79 yapar. En büyük çevre değeri 79, en küçük çevre değeri 33. 79'dan da 33'ü çıkarttığımız zaman da kaç çıkıyor? 46 çıkıyor. Yani böylelikle cevabı bak ne bulduk? 46 bulduk. O yüzden buna dikkat et. A ben sınır noktası yazarak yaptım. Ama biz şöyle de yapabilirdik. 8 küçüktür x küçüktür 20 bulduk ya. Bizde x tam sayı demediği için x'in tam sayı değeri değil de 4x'in değeri isteniyor. O zaman 4x elde edeyim. 4, 4 ile çarparım denklemi. Yani 32 küçüktür 4x o da küçüktür 80 yapar. 4x en küçük 33. 4x en büyük 79 yapar. Aralarındaki fark da kaç yapıyor? 79 eksi 33'ten Cevap da 46 çıkar da diyebilirdik. Ama ben sınır noktasında yazıp da bu şekilde yaptığımı da biliyorsun. Onu da tekrar etmek istedim. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Örnek 22. Böylelikle balık esir çıkar. Geldik örnek 23'e. Şekildeki ADC üçgenin ABD üçgeni bu şekilde bir katlama yapılmış. He dur. Katlama varsa arkadaşlar ekstra bir bilgi var demektir. Ekstra bilgilerde de büyük ihtimalle genişlik ya da darlığı kullandırıyorlar bize. Dikkat et. Ekstra bilgilerde. Ha belki de genişlik ya da darlık çıkmayabilir de. Bilemeyiz. Şimdi ilk önce AD uzunluğunu 6 vermiş. AB uzunluğunu 3 vermiş. BC uzunluğunu 4 vermiş. E o zaman ne diyeceğiz arkadaşım burada? Hocam ben bunu böyle katladığım zaman üst binen kenarlar birbirine eşit, üst binen açılar birbirine eşit. Bu açılar eşit, bu açılar eşit. 6 ise burası da 6, 3 ise burası da 3 diye yazabildik. E ne yapacağız burada? Ha ben buradan şu katlamadan dolayı bak genişlik darlık değil de açı yorumlaması yapacağım ben şimdi. Dikkat. Arkadaş, dikkat eder misin? Ben burada ne buldum? buradaki açı buradaki açıdan ne oldu? Daha küçük oldu. Bak burası noktayken burası yani ben buraya alfa dersem burası alfa artı beta oldu. Gördün mü? Yani ben şunu buldum. ADB açısı küçüktür. BDC açısı oldu. O zaman bu şekilde böyle açılarla ilgili de bir yorum gördüğümüz zaman şu yorumu yapabiliriz arkadaş. A, D, B küçüktür. B, D, C bulduk ya. Sen bunları eşitmiş gibi düşün. Tamam mı? Eşitmiş gibi düşün. Eşit olduğunda ne olacak? Eşit olduğunda şöyle bir şey olacak. Hocam bu açılar eşit olursa eğer bu açıyla bu açı eşit olursa burası 6, burayı 3, burası 4 ya burası ne olur? Hocam açı ortaydı. Kollar oranı tabanlar oranı ya da yukarıdan aşağı oran yukarıdan aşağı oran 6 bölü 3 2 2 olacak soru işareti bölü 4 soru işaretini kaç bulur? 8 buluruz. Bak yorum yapıyorum. Eğer bu açı ortay olsaydı yani bu açıyla bu açı eşit olmuş olsaydı burası 8 olacaktı. He, burası dörtgen. Ama ben bu açıyı daha da büyütürsem bu kenarın da ne olması lazım? Daha da büyümesi lazım. O yüzden ben bu kenara ne diyebilirim? Kesinlikle ama kesinlikle 8'den büyük diyebilirim. Anladınız mı? Yorum bu. Bu şekilde direkt sorulmamış. Bu şekilde gelmiş. Açılarla ilgili bak burada yorum yaptım. Şimdi mavi boyalı dörtgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri nedir? en küçük tam sayı değeri isteniyor ya. Şimdi burası 6, 3, 4. Burası da 8'den büyük. 8'den büyük en küçük değer yer verin buraya. 9 verin buraya yani. Yani mavi boyalı bölge 4, 9, 3 ve 6'nın toplamı isteniliyor bizden. 9, 18, 22 mi yapıyor topladığımız an? Evet cevap böylelikle akça yaptı. Gerçekten bu da çok güzel bir soru. Genelde biz bu tür soruları şöyle yaparız. Hocam şöyle soruyu yazarız. Şuraya alfa deriz. Buraya beta deriz e, alfa küçüktür beta ise e, burası 6, 3, 4 bunun çevresi yani x'in alabileceği en küçük değer ya da en büyük değer şeklinde soruları sorarız. Burada bu açıların eşitliğini yani bu açıların küçüklüğünü bu şekilde değil de katlamayla bizim bulmamızı istemiş ve gerçekten bu da çok hoş bir soru. Güzel sorular yakalıyorsun bak yeni nesil yani soruları bizim yazmamız gerçekten çok etkili. Çünkü burada bu soruyu ben nereden çevirdiğimi sana gösteriyorum. Eski nesil bu şekilde geliyor, yeni nesilde bak bu şekilde geliyor. Oradaki yorumu da daha rahat bir şekilde fark etmeni de sağlıyor. O yüzden gerçekten güzel oluyor bu kaplar, gerçekten etkili oluyor. Evet 23. soru. Akçay oldu ve böylelikle bitti. Kaçıncı gün bitti? 6. gün bitmiş oldu. Neyi bitirdik biz şimdi ya? Açık kenar bağıntıları ve üçgende merkezleri bitirmiş bulunuyoruz o zaman. O zaman, o zaman, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün yani 7. gün çok genler tekrarında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.